Herkese selamlar. Yoğun olmayan bir gündem içinde endeksteki satış baskısı devam ediyor. Endeks 9000 çevresinde dolaşmaya devam ediyor. Hatta bir başka ifadeyle 9000'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Geçen haftadan ya da bitirmek üzere olduğumuz bu haftadan iki önemli başlık var. Bir tanesi son zamanların en önemli maddesi jeopolitik riskler. Özellikle İsrail-İran arasında yaşananlar ya da yaşanabileceklerin yarattığı baskı. Ee, ve bu baskı ya da bu gündem maddesi uzunca bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Bu coğrafyanın maalesef kaderi bu. Ama son zamanlardaki kadar yüksek bir tansiyonda çok görmemiştik. Ama e, dediğim gibi bu yüksek tansiyon bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Herkesin isteği piyasanın dışında da insanlık adına bir an evvel bu süreçlerin sona ermesi. Ama zor gözüktüğünü piyasalın ve piyasaların hatta, üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini unutmamak lazım. Bir diğer başlık enflasyon muhasebesi konusu Türkiye'de yüksek enflasyon ortamının yarattığı bu düzenleme piyasalar üzerinde ciddi bir baskı. Daha doğrusu yatırımcılar arasında ciddi bir kafa karışıklığına neden oluyor. Bir küçük düzenleme gelmişti. 50 milyon liranın altında olan ciro, 50 milyon liranın altında cirosu olan şirketlerle ilgili bir muafiyet tanımlanmıştı. Dün Bloomberg'un haberinde yeni bir düzenleme geleceği, özellikle yatırım yapmış şirketler için bir düzenlemenin geleceğine yönelik, buna yönelik bir çalışmanın yapıldığı ile ilgili açıklamalar gelmişti. Detaylarını görmek lazım. Tabii aslında bunu çok uzun süredir ben de, info yatırım olarak da özellikle yüksek faiz ortamının borsa açısından sıkıntılı olduğunu, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri törpülediğini dile getirmeye çalışmıştık. Ama o zaman işler borsada iyi gidiyordu ve çok fazla dikkate alınmamıştı. Bugün gelinen noktada pek çok kişinin yüksek faiz ortamının aslında borsayı baskıladığını söylediklerini görüyoruz. Ki genel tespit olarak doğru. Peki ne olacak bu durum? Önümüzdeki Perşembe günü Merkez Bankası'nın Kasım ayı toplantısı var. Ve yine geçtiğimiz günlerde açıklanan Ekim ayı enflasyon verisi sonrasında bu toplantıda da pas geçmesi kuvvetle muhtemel. Aslında Ekim'deki enflasyon yani %3'e yakın gelen tüfe verisi gelmeden önce ben de dahil olmak üzere pek çok kişi Merkez Bankası faiz indirimlerine Kasım ayında başlayabileceğini, Kasım ve Aralık'ta 250 puanlık indirimlerle yılı 45 politika faiziyle kapatabileceğini düşünüyorduk. Aslına bakılırsa 50 faizle 45 faiz arasındaki farkın daha çok psikolojik olduğunu kabul etmemiz lazım ama Fed'in de faiz indirimlerine başlaması hem de beklenenden büyük bir adımla başlaması burada bir miktar yatırımcılar açısından moral olmuştu. Çünkü faizler iniyor ve düşük faiz ortamı hisse senetlerine yarardı. Ama e, önce itodan gelen veri sonrasında e, bir, TÜİK tarafından açıklanan verinin yüksekliğiyle e, bir kere Kasım ayı, enflasyon Kasım ayı toplansa bir faiz indirimi beklemediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Aralık ayı için kapıyı hala bir miktar açık bırakmakta fayda var ama kuvvetle muhtemelen bu faiz indirimleri 2025 yılında kalmış gibi gözüküyor. 8 Kasım'da enflasyon raporu açıklanacak. Sonrasında bir veri daha göreceğiz Aralık toplantısına kadar. Orada belki yılı bir faiz indirimiyle tamamlamak isteyebilir ama Merkez Bankası'nın özellikle Sayın Başkan'ın bugüne kadarki açıklamaları isterla aylık enflasyonun ana eğiliminde bir iyileşme görülene kadar vurgusu var ve bunu son çeyrek için hep %1.5'un altı olarak tanımladılar. Ki bu seri bizi aslında Merkez Bankası'nın %42 olan enflasyon hedefinin bandının üstünü de aşmasına sanki böyle 435 buçuk 44'ler gibi bir yerde yıl tamamlayacağız gibi gözüküyor ve bir önceki ayda yüzde üç gelmiş enflasyonu da bir sonraki ayda bir buçuk inmesini beklemek çok gerçekçi değil. Gerçi bir buçuk gelen pardon üç gelen enflasyonda özellikle eğitim yılının açılmasının çok önemli bir etkisi var. Ama şu andaki temel senaryoyu Kasım toplantısı pas, Aralık kuvvetle muhtemelen PAS ve Ocak'ta faiz indirimlerine başlayacak diye düşünmekte fayda var. Tabi, jeopolitik riskler nedeniyle başta altın olmak üzere ki Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, yani Fed'den gelen indirimlerle birlikte altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Dünya Merkez Bankalarının seyri de burada son derece önemli. Dünya bir faiz indirim döngüsüne girdi ya da girmek üzere o kapının eşiğinde biz de buraya gireceğiz geçtiğimiz dönemki gibi dünyadaki para politikasının şekillenmiş halinden daha kopuk, daha ayrışmış bir politika ortaya konması çok mümkün değil. Ama maalesef son açıklanan veri bu ay beklediğimiz ki beklemeyen de vardı. Onu da söylemek lazım. Merkez Bankası da bunu ısrarla vurgu yapmış Sıkı para politikasının sürdürüleceğine. Ama bugün itibariyle artık Önümüzdeki hafta, Perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısı çok da heyecanla beklediğimiz ya da sonucunu çok merak ettiğimiz bir toplantı olmanın dışına çıktı. Heyecanlarımızı Aralık ayı toplantısına taşıyoruz. Şimdiden iyi hafta sonları dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, kazançlı bir hafta sonu ve sonrasında haftalar dilerim. Borsa açısından söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu yatay seyir, bu yıpratıcı seyir bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Ama jeopolitik riskleri çok önemli bir farklılaşma olmazsa buraların dibe yakın yerler olduğunu ama kısa vadede volatilitenin yüksek olacağını da bir kez daha hatırlatmak ister. Herkese bir kez daha iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.